Herkese merhaba, ben Aslıhan Kaya, bütünsel beslenme ve fonksiyonel tıp sağlık danışmanıyım. Bugün sizlere Vestel Ziyafet'le çok faydalı ve pratik bir brokoli salatası yapacağız. Brokoli biliyorsunuz çok şifalı besinlerden, brassica grubu dediğimiz içinde karnabahar lahananın olduğu sebzelerden. İçerisindeki glukosinatlar bizim için çok faydalı. Mikroplarla, virüslerle ve kanserojen hücrelerle savaşıyorlar. Ama bunlardan en maksimum faydayı alabilmemiz için brokoliyi biraz böyle hırpalamamız gerekiyor. Ben önceden küçük parçalara ayırdım. Ve çok fazla pişirmememiz gerekiyor. Şimdi buhar programını kullanarak Vestel'in brokolilerimizi çok kısa bir süre pişireceğiz. Arkasından da sosunu hazırlayacağız ve servise sunacağız. Vestel Ziyafet'in içerisine buharda pişirme aparatını yerleştiriyoruz. Sonra içerisine brokolilerimi koyuyorum. Aparata değmeyecek kadar su koyacağız altına. Püf noktası bu. Şöyle. Suyumuzu da ekledikten sonra yerleştiriyoruz ve makinemizi açıyoruz. Brokolilerimizi yerleştirdikten sonra buharda pişirme programını seçiyoruz. Buradan süremizi seçeceğiz. Çok fazla pişmesini istemediğimiz için 5 dakika yeterlidir. Programımızı başlatıyoruz. Gerisi ziyafette. Evet, buharda brokolilerimiz pişti. Makinemizi kapatıp alıyoruz içerisinden. Yine çok güzel bir koku geliyor. Bayılıyorum. Bu arada kendi pişirdiği için siz bütün işinizi halledebiliyorsunuz. Şöyle elinizi yakmadan servis tabağına alabilirsiniz. Rengini koruyacak kadar pişirmek çok önemli burada. Şimdi brokolilerimizi servis tabağımıza aldıktan sonra sosunu yapmak için hazırlıklarımıza geçiyoruz. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı ev sirkesi. Burada gerçek probiyotik olması için ev yapımı sirkeyi tavsiye ediyorum. Böyle içinde anası olan sirke. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Ve kesinlikle sarımsağın içindeki bütün vitaminden faydalanabilmemiz için, içerisindeki bu kıymetli inülin enzimlerinin şifasından faydalanabilmemiz için klasik yöntemle sarımsağı ezerek havanda ve bir 10-15 dakika bekleterek, ben brokolileri haşlamadan önce zaten ezmiştim, bu şekilde hazırlayarak bütün faydasından yararlanmanız mümkün. Sosumu şöyle karıştırıyorum. Zeytinyağı, elma sirkesi, ev yapımı ve sarımsak. Şimdi üzerinden geçeceğim. Hem çok pratik hem çok şifalı. Harika bir salata oluyor. Bütün yemeklerde, özellikle bu dönemde bağışıklığınızı güçlendirmek için her yemeğinizin yanına bir karnabaharlısını, bir brokolisini yapacak şeklinde pişirerek koymanızı öneririm. Şöyle son kalıntısını da dökeyim. Bakın bu gerçekten size tadacağım bir tane de çıtır çıtır kıtır kıtır o kadar lezzetli ki çocukların da çok seveceğine eminim. Muhteşem. Lütfen deneyin.